Merhaba arkadaşlar, Falcınberk Kalan'la hepiniz hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlerle Sufalı videosu çekeceğiz arkadaşlar. Geçmiş, şimdi, gelecek olarak inşallah Sufalı videomuzu sizlere sunmak istiyoruz arkadaşlar. Unutmayın ki bu videoyu açıyorsanız mutlaka bir sebebi vardır veya mutlaka duymak istediğiniz bir konu veya bir nokta atış vardır diyorum arkadaşlar. Ona göre lütfen sonuna kadar sardırmadan izleyin. Duymak istediklerinizi duyamayabilirsiniz. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dileklerinizi istiyorsunuz, ben de bakımıma geçiyorum. Evet. Hayırlısı ve şifası olsun diyelim. Ben şimdi odaklanıp geliyorum. Siz de o sırada dilekleriniz tutmuş ve falınızı dinliyor olun arkadaşlarım. Ah ettiğiniz birini görüyorum böyle hasetinden çatlamış. Yavaş yavaş yıkım yaşadığını görüyorum. Onun arkasına gizlenmiş iki kişi daha var. Kendilerini göstermiyorlar ama adınızı çok anmışlar. Aynı şekilde gözyaşlarınızın bedeli ve ahı bunları da bulacak arkadaşlar. Öte yandan size hata yapıp yalan söyleyip sizi ortada bırakmış birini daha görüyorum. Bu kişi sizi daha çok savunmasız görüp güveninizi kazanmış. Sonrasında süslü yalanlar ile sizi olmayan bir şeye inandırmış. Şu an birbirlerinize ya uzaksınız ya da mesafeler var. Yakın bir zaman, 12-13 gün içerisinde bu kişi kulağınızı çınlatacak. Bu sevdiğiniz kişi, kalbinizdeki kişi veya yarım bırakılmış ilişkilerde dahil olabilir. Size ördüğü duvarlarını yıkmak için böyle sanki adım atacağını veya başkalarıyla bir konuşma yapacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Sizin hakkınızda. Seninle zaten görüşmek isteyecek bu kişinin ya arkadaş ortamı ya da aile ortamı ona sizin hakkınızda bazı manevi zararlar verdiklerini görüyorum. Artık bunu anlayıp pişmanlık yaşadığı için hayatında hem büyük kayıplar hem de kaygılar yaşadığını söyleyebiliriz. Siz hırs yaptığınız için bir darbede ben vurayım deyip dört göz ile onu beklediğinizi söyleyebilirim. Her defasında böyle hatalarını kabul ettiğiniz için artık böyle affetme taraftarı olmayacak mısınız? İkinci bir darbeyi de sizden yedikten sonra peşinizden koşturacak. Ve bu zamana kadar yaptığı hataları telafi etmek için canını dişine takacak görünüyor. Zaten böyle damdan düşer gibi hayatınıza girmiş. Geri dönüşü de damdan düşer gibi olacak gözüküyor arkadaşlar. Aranızdaki ciddiyeti dalgaya aldığını ve sürekli yüzünü ekşittiğini görüyorum bu kişinin size karşı. Bu sizi resmen sinir küpü yapmış. Yani sinirlenmişsiniz ve ruh haliniz değişmeye başlamış bunun hareketleriyle alakalı. Son konuşmalarınızda zaten böyle kırgın ve üzücü geçmiş sizin için. Sizi çevresinde ME harfi biriyle alakalı, bağlantılı takip ettiriyor veya takip ettiğini ara ara görüyorum arkadaşlar. Ne kadar aranızda mesafe girmiş olsa da
Hala sonlandırmamış size olan bağlılığını, hala sonlandırmamış gözüküyor. Ve size açık bir kapı görmüş bu insan. Kapıyı da kapatmaya niyeti olmadığı için sürekli kopuk kopuk olan, arada görünen, bir anda böyle kaybolan biri olmuş sizin hayatınızda. O kadar dirayetli ve o kadar zeki ki, güçlü ki, konu siz olunca pes etmiyor ama çapkınlık desen ondan iyisi yok valla. Resmen böyle çıkmış hareketleri, düşünceleri, size olan tavrı bu şekildeymiş aslında şu an kendi. Yakın çevrenize çok fazla ilişkinizi veya ilişkinizdeki durumları söylemeyin arkadaşlar. Şüphe duymadığınız biri ona sizin hakkınızdaki bazı şeyleri yetiştiriyor veya söylüyor olabilir. Bu zamana kadar böyle adım atmamasının, eylem yapmamasının sebebi aranızdaki casus olabilir veya aranızdaki böyle laf yetiştiren bir kişi olabilir arkadaşlar. Ortak arkadaşlarınız varsa. Çünkü sizin güçsüz olduğunuzu ve onun için her türlü her şeyi göze alabileceğinizi biliyor. Bildiği için de nabza göre şerbet yapıyor arkadaşlar. Ama sizinle alakalı evinde sakladığı bir şey daha var. Sizinle alakalı sakladığı bir eşyası, hediyesi veya sizin verdiğiniz bir şey olabilir. Saklıyor arkadaşlar. Sizinle alakalı bir şeyi saklıyor ve ara ara çıkartıp buna bakıyor. Baktığını görüyorum. Aslında bu hediye ile alakalı veya sizin ona verdiğiniz bir şeyle alakalı size geri dönüş yapma bahanesi içinde olacakmış. 32 gün içerisinde bu insan size karşı adım atmayı planlıyor arkadaşlar. Hadi gözünüz aydın diyelim. Ama ne olursa olsun ilişkideki bu netsizlik sizi huzursuzlaştırmış, mesleki ve kariyer hayatına odağınızı yitirmiş olduğunuzu ve anlam veremediğiniz bir şekilde kendinizi sürekli uyardığınızı görüyorum. Biraz böyle paranoyak olmaya başlamış gibisiniz arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Kaygılarınız ve şüpheleriniz daha çok böyle ön plana çıkmış. Resmen böyle bir labirentin içerisindesin. Destek verenin olmamış. Sürekli herkes herkese göre haklı olduğunu sana göstermiş. Ama çok nazar üzerinde çektiğin için bu labirentte kaldığını görüyorum. Neyse ki iraden yüksek, çok da etkilenmiyorsun. Etkilenmediğin için veya çok da dua almış olabilirsin. Bu seni kurtarıyor ve koruyor bu durumlardan veya tehlikeden diyebilirim. Küçük bir alyans var arkadaşlar. Öyle güzel parlıyor ki böyle resmen alyans çıkmış. Bir evlilik durumu var ya da nişan durumu olacak. Ya çevrenizden biri ya da bu kişi siz olacaksınız. Bu sene içerisinde 2,5 aya kadar bir yüzük görünüyor. Sizi çok şaşırtacak bir yüzük olacak. En yakın olduğunuz, çok iyi davranan, böyle çok iyi size yaklaşım sağlayan, anlaştığınız iki arkadaşınız da size bir sürpriz hazırlığı planı içerisinde olacaklar arkadaşlar. Böyle doğum günü gibi değil ama bu sürpriz. Sizin yaşadığınız sıkıntıları gördükleri için yüzünüzü güldürmek isteyecekler bu iki kişi. Çok böyle yanımda oldu dediğiniz insanlar, böyle her şeyinizi paylaştığınız kişiler sizin hakkınızda bir sürpriz planı ve hazırlığı içerisinde oluyorlarmış. Beklenmedik bir sürpriz geliyor ve artık böyle özünüze döneceksiniz arkadaşlar. Giyiminizi, kuşamınızı, karakterinizi, tam olarak kişiliğinizi değiştirip insanlara daha etkili ve çekici görünmeye başladığınızı görüyorum. Aslında ilişkideki kişi de sendeki bu değişikliği fark edeceği için tepkini ölçmek için tekrardan sana geri dönüş yapmayı planlayacak. Yani ciddi anlamda böyle o her şeye boyun eğmeyen, eskiden her şeye boyun eğmeyen, karizmatik veya güzel kişi olma iradesini veya hedefini kendinizde artık kaybettiğiniz için
artık böyle özüme dönmeliyim, artık kim olduğumu fark etmeliyim diyerekten kendinize bazı telkinler verdiğinizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu durum biraz sizi gerse de ne olursa olsun özünüze döndürecek ve ayrıntıların böyle derinine, bilinçaltına böyle iniyorsunuz arkadaşlar. Zamanında zaten böyle çok telepati yöntemiyle sevdiğiniz kişinin yanında bulunmuş olabilirsiniz. Arkadaşlar, burada bir para mevzusu geçecek. Bir para var. Yüklü miktar bir para görünüyor. Fakat bu parayı siz parça parça alıyorsunuz. Daha önce size gelmemiş bir para olacak bu. Parça parça aldığınız için aslında pek bir yararı olmayacak ve böyle sistem ettiğinizi görüyorum bu parayla alakalı. Ya gelse çünkü bir yere vereceksiniz veya bir yere yatırmayı planlıyorsunuz bunu. Ama bu para size daha elinize geçmemiş. Ve sürekli böyle para konusunda geciktirildiğinizi söyleyebilirim. Veya işte sonra veririm de sonra ederim de gibi durumlar olmuş olabilir. İki tane temiz belgeniz var. Bir tanesi böyle devlet kapısı gibi büyük bir yerle alakalı olacak. Diğeri de mahkemeniz varsa arkadaşlar mahkemenizle alakalı güzel iki tane temiz belgeniz görünüyor. Mart ayına kadar veya Nisan ayına kadar bu belgelerin sizin adınıza sonuçlanması an meselesi olacak ve sizi çok derinden etkileyecek, sevindirecek bir haberiniz oluyor bu ikisi. İki belgenin temiz çıkması ve temiz olması sizi çok sevindiriyor. Hadi hayırlısı diyelim inşallah. İşe giremeyen veya iş başlangıcı yapmak isteyen arkadaşlarım da yaklaşık 5 vadeli, beşli vadiler yani 5 haftada olabilir, 5 günde olabilir arkadaşlar. Böyle bir iş haberiyle başvurduğunuz bir yer varsa bir haber, bir geri dönüş alacaksınız arkadaşlar demiş olalım. Geçmişte dikkat etmediğiniz çok şey varmış. Böyle fırsatları bayağı tepmişsiniz. Bayağı bir fırsat kaçırmışsınız. Yani bu süreçlerde de kendinizle çeliştiğinizi görüyorum. İşte her şeyin sorumlusu benim diyerekten kendinizi suçladığınızı görüyorum. Ne olursa olsun tekrardan bazı fırsatlar ayağınıza gelecek arkadaşlar. Ne dedim? Bir şekilde koruyan, sizi koruyan bir duanız var ve bu duanın etkisinde olduğunuz için aslında ne olursa olsun yani tehlikenin sonunda böyle döndüğünüzü görüyorum arkadaşlar. Bu da sizin için çok iyi bir şey olacak. Yine böyle yalnız kişiler var arkadaşlar. Yalnız ve bekar olan kişiler diyebiliriz bu kişilere. Bu kişilerle alakalı bazı gelişmeler yaşanacak kendi hayatları üzerine. Özellikle akraba çevresinden veya tanıdığı kişilerle alakalı bir ilişki görünüyor arkadaşlar. İsminde S harfi, T harfi ya da M harfi olan bir kişi size karşı duygularını ifade etmek veya size karşı kendini açmak için sizin hayatınıza giriş yapacak arkadaşlar. Ama öncesinde arkadaşınıza bir şeyler danışacak. Yakın bir arkadaşınıza bir şeyler danıştığını görüyorum. Sonrasında sizinle iletişime geçmeyi planlıyor. Evet, bir ev var ama daha böyle evde böyle eşyalar toplanmış ama diğer bir eve geçinememiş. Bir ev mi almak istiyordunuz? Ev almak istiyorsanız arkadaşlar böyle bir ev var ve bir evi toparlayıp daha gidememişsiniz. En fazla ikili vadeler yani 2 gün, 2 hafta veya 2 ay olabilir arkadaşlar. Bu evle ilgili kararlarınızı netleştirip şu anki bulunduğunuz konumu değiştirme kararı alabilirsiniz. Özellikle bu mal satımı, arsa satımı veya başka bir şey de olabilir. Yani bir şey satılmamış veya satılacakmış ama olmamış. 2 ay, 2 hafta dediğim gibi 2 gün gibi bir süreç içerisinde bu konuyla ilgili artık kararlarınızı netleştirip evinizi alma ihtimaliniz çok yüksek gözüküyor arkadaşlar demiş olalım. Ve dileklerinizle ilgili aşk ile dilek dileyen kişiler varsa arkadaşlar dileğiniz biraz uzun zaman içerisinde gerçekleşecek. Toplamda 1 aylık bir süreci bulabilir. Aşk ile ilgili dilek dileyen arkadaşlarım varsa. Sağlık açısından dilek dileyen arkadaşlarım. Dilekleriniz gerçekleşiyor. Para ve maddi konularla alakalı, bereketle alakalı dilek dileyen kişiler. Sizin de dilekleriniz gerçekleşiyor. Arkadaşlar çok güzel bir fal oldu. İnşallah beğenmişsinizdir diyorum. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Benden kişisel bakım detaylı açılım yaptırmak isteyen arkadaşlarım varsa 0546 650 51 70 numaralı telefonumuzdan WhatsApp'tan iletişim sağlayabilirler. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.